Domenech Torrent'in tazminatı dudak uçuklatıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenech Torrent'in sözleşmesindeki tazminat miktarı dudak uçuklattı. Galatasaray'da bir sonraki maçta kaybedildiği takdirde İspanyol teknik adamla yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Ancak bunu yapmak hiç kolay değil. Domenech Torrent günler önce 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Galatasaray'dan bu sezon 1 milyon 225 bin euro, gelecek sezon 1,5 milyon euro olmak üzere toplam 2 milyon 775 bin euro alacak. Sarı Kırmızılı kulüp eğer sözleşmeyi tek taraflı feshederse bu paranın tamamını Torrent'e ödemek zorunda. Galatasaray'da Terim'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen Torrent, şimdiye kadar çıktığı maçlardan geçerli not alamadı. Galatasaray'ın önümüzdeki maçta da galip gelememesi halinde Domenech Torrent ile yolların ayrılabileceği camiada yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Ne var ki Torrent'in biletini kesmek hiç de kolay değil, zira İspanyol teknik adamın tazminatı dudak uçuklatacak cinsten. 1,5 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol çalıştırıcının mukavelesinde hiçbir opsiyon ya da tazminat maddesi bulunmuyor. Bu da şu anlama geliyor: Galatasaray eğer sözleşmeyi tek taraflı feshederse Torrent'in 1,5 yıllık tüm alacaklarını ödemek zorunda. Yapılan anlaşmaya göre Domenech Torrent'e bu sezonun son 5 ayı için 1 milyon 225 bin, gelecek sezonun tamamı için 1,5 milyon euro olmak üzere toplam 2 milyon 775 bin euro verilecek. Galatasaray transferi kapa bildirdi. Devre arası transfer döneminde Buffett'imi Gomis, Erik Bulgar, Inaki Peña ve Semih Kaya'yı transfer ederek takımını güçlendiren Galatasaray'da takıma katılan oyuncuların yanı sıra gönderilenler de oldu. Haytay Çıkara'yı Göztepe'ye kiralayan Sarı Kırmızılılar kadrosunda bulunan bir başka yerli oyuncu Oğulcan Çağlayan'ı da Eyüp Spor'a gönderdi. Birincilikte yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olan Eyüp Spor ara transferin bombasını milli oyuncuyu kadrosuna katarak patlattı. Spor Toto birincilikte zirve hedefleyen İstanbul ekibi Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı da transfer ederek rakiplerine gözdağı verdi. Sarı Kırmızılılara büyük umutlarla transfer edilmesine karşın beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Oğulcan için Eyüp Spor rekor düzeyde bir bonservis bedeli de ödeyecek. İstanbul ekibinin kasasından bu transfer için kiralama ücreti olarak 100 bin euro, satın alma opsiyonu olarak da tam 1,5 milyon euro bonservis bedeli çıkacak. Eyüp daha önce de Galatasaray'dan 4 milyon liraya genç oyuncu Eren Can'ı almıştı. Galatasaray'dan Cagne'ye 4 aylık veda. Beklenen gerçekleşti. Galatasaray'da Mbaye Cagne ile de yollar ayrıldı. Senegalli santrafor ara transfer döneminde Sarı Kırmızılı ekipten gönderilen 7. isim oldu. Yabancı kontenjanında yer açabilmek adına 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini fesheden Galatasaray yönetimi, yıllık ücret ödemesine ise devam edecek. Sakatlığının 1,5 ay daha sürmesi beklenen Cagne, tıpkı Trabzonspor'un Gervinho'da yaptığı gibi yaz döneminde Galatasaray'a geri dönecek. Normal şartlar altında Sarı Kırmızılı kulüple kontratı önümüzdeki sezonda devam eden Cagne, farklı bir plan devreye girmezse o 1 yıllık sözleşmeyi Galatasaray'da tamamlayacak. Ancak kulüpteki ana hedef sezon sonunda Cagne ile yolları kesin olarak ayırmak. Tecrübeli futbolcunun da bu süreçte menajeriyle birlikte kendisine yeni bir takım arayacağı öğrenildi. Mbaye Cagne, 2018-2019 sezonu devre arasında Kasımpaşa'dan tam 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmiş ve takım o sezon şampiyon olurken 10 golle katkıda bulunmuştu. İlk devrede Kasımpaşa'da attığı 20 golle birlikte sezonu toplamda 30 golle kapatan Cagne, Gomis'in Galatasaray'da 29 golle ulaştığı, bir sezonda en fazla gol atan yabancı rekorunu yine sarı kırmızılı formayla kırmayı başarmıştı. Rekora rağmen 7 ay gibi kısa bir sürede gözden çıkarılan Cagne, 2019-2020 sezonunu kulüp Brugge'de kiralık olarak geçirdi. Yine de büyük umutlarla geri dönen tecrübeli golcü bu kez 2020-2021 sezonunun devre arasında West Bromwich Albion'a kiralandı. Bu sezonda Galatasaray'ın gol umudu olarak iyi bir başlangıç yapsa da bu kez de sakatlık nedeniyle ara transferde sözleşmesi feshedilen Cagne, böylece Sarı Kırmızılı kulüpte hiçbir sezonu baştan sona tamamlayamamış oldu. Sofyan Feghouli yolcu.
Galatasaray'da bir devrin sonu geldi. Sofyan Fekulli'nin Galatasaray'daki 5 yıllık kariyeri sona eriyor. 2018 ve 2019 şampiyonluklarında önemli katkılar sunan, fakat sonrasında istikrarsız performansıyla taraftarların tepkisini toplayan Fekulli ile Galatasaray sözleşme uzatmayacak. 32 yaşındaki futbolcu Ağustos 2017'de 4 milyon 250 bin euro bonservis bedeliyle West Ham United'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray'da kalmak adına fedakarlık yapması beklenen Sosu'nun buna yanaşmadığı ve yönetiminde tecrübeli futbolcunun yüksek maaş yükünden kurtulabilmek adına herhangi bir adım atmayacağı yönelici. İsmi sık sık transferle anılan Fekulli ile yazın Olympiakos ciddi şekilde ilgilenmiş, devre arası transfer döneminde ise Melipol Başakşehir'in bir girişimi olmuştu. Fekulli'nin sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte yoluna Süper Lig'den bir başka takımla devam etmesi ihtimaller arasında. Galatasaray'ın Cezayirli futbolcuyu gönderip yerine daha az maliyeti ve genç bir kanadı takıma kazandırmak istediği biliniyor. Fekulli Galatasaray'da 157 maça çıktı ve 34 gol 30 asistlik bir performans sergiledi. Fekulli'nin transfer market verilerine göre ise güncel piyasa değeri 2 milyon 200 bin euro. Galatasaray'ı transfer ettiğine pişman eden 5 futbolcu. Yapılan yüzlerce yabancı futbolcu transferinin içerisinde Galatasaray camiasını ve taraftarı memnun etmeyen birçok futbolcu da oldu elbette. Ancak bu isimlerden bazıları belki de taraftarın ismini bile hatırlamak istemeyeceği isimler. İşte Galatasaray'ın transfer ettiğine pişman olduğu 5 yabancı futbolcu. İlk olarak Robinson Zapata ile başlayalım. 2011 yılında transfer edilen Kolombiyalı kaleci, kelimenin tam anlamıyla fiyasko çıktı. Galatasaray'da forma giyen en kötü yabancı kalecilerin başında gelen Zapata, kariyerinde ondan fazla takımda oynadı. Sarı Kırmızılılar'da yarım sezon kalan Robinson Zapata, hayal kırıklığı yaratarak Türkiye'den ayrıldı. Sırada Lucas Ontivero var. Galatasaray'ın 2013-2014 sezonunun devre arasında transfer ettiği 9 isimden biri olan Arjantinli futbolcu, yeni Messi olacak hevesleriyle transfer edilip Galatasaray'a yıllarca ağır bir maddi külfet olarak kariyerine devam etti. Galatasaray'ın 15 milyon lirayı çöpe attığı Ontivero şu anda Brezilya 2. liginde forma giyiyor. Sarı Kırmızılıların Real Madrid'in B takımından aldığı İspanyol orta saha José Rodríguez de parçalı formanın hakkını veremeyenlerden. Felipe Melo'nun Inter'e transferine izin verilmesi halinde bedelsiz olarak takıma kazandırılacağı söylenen Rodríguez bedavaya alınsa da Galatasaray'da hiçbir varlık gösteremedi. Yine de Galatasaray bir sene sonra İspanyol oyuncuyu Alman kulübü Mainz'a 2 milyon euroya göndererek en azından maddi bir zarara uğramadı.